أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وعد edilenmesi salatu vesselam Kur'an-ı Kerim'in yüceliği ile ilgili olarak konuşarak şöyle diyor: Onun nimeti daima hakimdir. Her zaman dönem, her dönemde onlar hakim olarak kalacaktır. Aynen o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında olduğu gibi hakim olacaktır. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle diyor. Gerçekten birçok Müslüman Kur'an'ı terk etmiştir. Buna rağmen onun nuru, onun nimetleri ve etkisi canlı kalacaktır ebediyen. Gerçekten ben bunu ispat etmek için gönderildim. Ondan sonra Allah-u Teala farklı zamanlarda daima seçkin kişilerini bunu desteklemek için göndermiştir. Bu çünkü o söz vermiştir. İnna nahnu nahzanna zikra ve inna lehu lehafizun. Hiç şüphesiz biz bu kitabı biz indirdik ve biz onun koruyucusu olacağız. Kısaca bu dönemde Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek hizmetçisini göndermiş ve Kur'an-ı Kerim'in mesajını propaganda etmek için göndermiştir. Ve onu Kur'an-ı Kerim'i korumak için de gönderilmiştir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'in gizli bilgisini, insanlardan saklı olan bilgisini öğretmiştir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bir bilgi, Kur'an-ı Kerim'den bilgi ırmağı yaratmıştır. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in hakimiyetini yeniden dünyada kurmak için gelmiştir. Ne yazık ki sözle Müslüman dil günleri Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in iddiasının dışında onlar Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e itiraz etmektedirler. Onlar mantığı, gerçek mantığı dinlemek istememektedirler. Ve kendileri yanlışa saptırılmışlardır. Buna rağmen Allah-u Teala bunun talimatlarını canlandırmak için göndermiş ve onlar onun yolunda engeller kurmaya çalışmaktadırlar. Bu göya Kur'an-ı Kerim'e hizmetmiş. Pakistan'da zaman zaman sık sık bu Müslüman mollalar başlarını kaldırırlar. Hatta daha da basit kazançları elde etmek için politikacılar da onları desteklemektedirler. Farklı farklı bahanelerle Ahmedileri hedef almaktadırlar öldürmek için, adaletsizlikler için. Bazen geçenlerde de aynı insanlar farklı farklı durumları ortaya çıkartmışlardır ve güya Kur'an-ı Kerim'e küfür ediyor veya aşağılıyorlarmış. Buna Ahmedilere karşı mahkemelerde takip etmişlerdir.
Allah onlardan korusun Ahmetleri ve Allah-u Teala onları en kısa zamanda serbest bıraksın. Yine söylediğim gibi diyor Huzur, bu dönemde vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatları yine Kur'an-ı Kerim'in gizli bilgisini ortaya çıkartmaktadır. Ahmediye cemaati sadece bu görevi bütün dünyada devam ettirmektedir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bize onun büyüklüğünü, Kur'an-ı Kerim'in önemini, bize onun gerçek makamını anlatmaktadır. O yazılarında, konuşmalarında ve yazılarında bunları açıklar. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi görüşlerini bugün anlatacağım. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde esas olarak Kur'an-ı Kerim en mükemmel talimattır der ve şöyle buyurur. Benim inancım Kur'an-ı Kerim en mükemmel talimatları vardır. Hiçbir gerçek Kur'an-ı Kerim'in dışında kalmamıştır. Çünkü Allah-u Teala Zilna aleykel kitabı tibyanun le kulli şeye. Yani biz bu kitabı size indirdik ve bütün ihtiyacınız olanları içindedir. Ferakna min kitabe min şerri, yani başka bir anlamda biz herhangi bir şeyi bu Kur'an-ı Kerim'e dahil etmemiş olmadık. Yine inanmaktayım ki bütün farklı dinler doğru çözümleri tam olarak anlamak için, doğru anlamak için öyle her Müslüman din bilgisinin işi değildir. Herkese aynı anlayış, derin tefsiri yapma gücü verilmemiştir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem manevi peygamberlik veya Allah-u Teala ile olan dostluklar neticesinde verilmiş olur. Bunun için genel olarak gerçek anlayışı olmayanlar ve Kur'an-ı Kerim'in bilgisine sahip olmayanlar, onlar yapmaları gereken şey beraberce gelerek bütün doğru bilgileri bir araya getirmeli ve bu doğru olanları kabul etmelidirler. Birçok müfessirler vardır. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapanlar daha bilgileri bile yoktur. Manevi bilgileri de yoktur. Onlar ne yapmalıdırlar? Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapanlara gitmelidirler ve onlar kendi derin anlayışı veren kişiler. Onlar bu tefsirlerden istifade etmelidirler. Kur'an-ı Kerim'in bilgilerinden istifade etmeli ve onu kullanmalıdırlar. Kur'an-ı Kerim'den bilakis yanlış noktaları söylerler. Yanlış nokta çıkartırlar. Esas olarak İnel mütehârin hiç şüphesiz Allah-u Teala'nın yolunda ta zaman zaman Kur'an-ı Kerim'in gizli bilgileri onlara iner. Allah-u Teala'nın seçkin kullarına iner bunlar. Onlar gerçek bilgi ve derin anlayışıyla vardır. Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç şüphesiz herhangi bir yeni bunun Kur'an-ı Kerim'in talimatlarının dışında bir şey getirmemiştir. Bazı insanlar hadisler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri de tabii Allah-u Teala gerçek bilgiyi vermiştir Resul-i Ekrem'e ve hiçbir zaman onun dışında bir şey söylememiştir. Güvenilir hadislerde bizler tam olarak açıklamalar Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını bilmek görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri insanlara açılmıştır. Hadisler de göstermektedir ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklar ve onlarda yorum yapar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in anlayışı daha iyi olur. Onlara her şey aşikar olur ve Allah-u Teala dışarıda Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir şey bırakılmamıştır.
Bu dönemde Allah-u Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a gerçek bilgiyi ve manevi görüşü, Kur'an-ı Kerim'in manevi görüşünü bahşetmiştir. Ondan sonra bunu açıklayarak hidayet Kur'an-ı Kerim'dir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam benim dini bilgim, inancımda üç önemli şey vardır. Allah-u Teala size hidayet için vermiştir. Birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın vahdaniyeti vardır ve onun yüceliği zikredilmiştir. Ve karşılıksız olarak anlaşmazlıklar Museviler ve Hristiyanlar tarafından halledilmiştir. Onlar İsa Aleyhisselam'ın çarmıhta gerildiğini ve onlara Musevilerin ve Hristiyanların görüşleri ona lanetlenmiş bir ölüm verilmiştir derler. Fakat vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim ilk önce buna, bu iddiaya, İsa Aleyhisselam'a karşı yapılan iddiada Allah-u Teala'nın yolunda herhangi bir kişiye ibadet etmeyin der. Ne insana ne de hayvanlara, doğaya, aya, güneşe, yıldızlara veya başka hiçbir maddi şeylere ibadet etmeyiniz veya kendinize ibadet etmeyiniz. Allah-u Teala her türlü şirki yasaklamıştır. Yine söylediğim gibi bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam uyarılmıştır ve Kur'an-ı Kerim'in talimatlarından birinden bile dışarıya çıkmayınız. Kur'an-ı Kerim'in 700 talimatı arasında ondan bir tanesini bile reddeden kişi kurtuluşun kapılarını üzerine kapatmış sayılır. Kurtuluşun gerçek yolu Kur'an-ı Kerim'dedir. Her şey ona boyun eğmektedir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i çok dikkatle ve derinlemesine anlayarak ve dinleyerek okuyunuz. Kendinizi buna adayınız. O kadar seviniz ki Kur'an-ı Kerim'i, sanki başka hiçbir şey yokmuş gibi onu seviniz. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor: Allah-u Teala benimle konuştu ve şöyle buyurdu: El hayrugu el Kur'an. Bütün iyilikler Kur'an-ı Kerim'dedir. Bu gerçekten doğrudur. Ne kadar ne yazık ki bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'den başka şeylere üstünlük verirler. Kur'an-ı Kerim'dedir bütün kurtuluş. Sizin bilginiz Kur'an-ı Kerim'de yoksa buna ihtiyaç yoktur. Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde sizin dininizi ya kabul ettirecektir veya reddedecektir. Gökyüzünde hiçbir kitap yoktur ki sizin kurtuluşunuzu sağlamış olsun. Veya Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla hidayet versin. Onun talimatları, onun inancı takipçilerine öylesine hidayet verir ki herhangi bir kişi Kur'an-ı Kerim'i bozmaya kalkarsa, kirletirse en azından akıllarını başlarına toplamaları gerekir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala sizlere o kadar nimetlendirmiştir ki size Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap bahşetmiştir. Ben size gerçekten söylüyorum ki size okunan bu kitap eğer Hristiyanlara da okunmuş olsaydı onlar yok olmazlardı. Bu size bahşedilen nimetler Musevilere de Tevrat vasıtasıyla verilmiştir. Bazı hizipler kıyamet gününü reddetmezlerdi. Çok büyük bir zenginlik, büyük bir nimettir Kur'an-ı Kerim. Bu çok büyük bir nimettir ve çok büyük bir hazinedir. Eğer Kur'an-ı Kerim nazil olmamış olsaydı bütün dünya kokuşmuş ete dönerdi. Kur'an öyle bir kitaptır ki diğer kitapların hidayeti onun yanında hiç kalır. Cebrail aleyhisselam İncil'de güvercin şeklinde tecelli etmiştir. O çok zayıf bir hayvandır. Cebrail aleyhisselam
güvercin şeklinde İsa Aleyhisselam'a gelmişti. O çok zayıf bir kuştur. Onu kedi bile hemen yakalayıverir. Onun içindir ki Hristiyanlar gün be gün kendi güçlerini kaybetmişler ve istatistiklerin gösterdiği gibi artık birçok kişi Hristiyanlığı terk etmişlerdir. Çünkü onlar hiçbir maneviyatı kazanamamışlardır, edinememişlerdir. Müslümanların öyle acınacak bir durumları vardır ki, Kur'an-ı Kerim gibi yüce bir kitap onlara verilmesine rağmen onun talimatlarına uymamaktadırlar ve maneviyat kazanamamaktadırlar. Gerçek manevi zenginliği veren Allah-u Teala o kulunu göndermiştir bu talimatları yaymak için. Ama ne yazık ki onu reddetmektedirler. Çünkü onların bütün dini inançları kötülük üzerine kurulmuştur. Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve bütün gökyüzüne yayılmıştır bu. Bir tarafta güvercin, diğer tarafta da harika bir tecelli vardır Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim bir kişiyi bir hafta içerisinde tertemiz eder. Eğer Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına uyulursa, onu, o kişiyi bir hafta içerisinde tertemiz eder. Temiz olmayan hiçbir amaç yoktur. Eğer Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına tümüyle uyarsanız, o sizi peygamberlerin rengine dönüştürür. Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla kişi en yüce seviyeye ulaşır. Kur'an-ı Kerim dışında daha başından itibaren kim duayı öğretebilir ve onlara ümit verir? İhtinas sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim. Bizi doğruların yoluna inet, o hidayet verdiklerinin yoluna ilet. Bizden öncekilere bu yol gösterilmiştir. Peygamberler, gerçek olanlar, şehitler ve temiz olanlara verilmiştir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, daha çok fazla devamlı gayret ediniz. Kur'an-ı Kerim'i reddetmeyiniz. O size nimet vermiştir. Sizden öncekilere verilmiştir bu nimetler. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in yanında sünnet vardır. Bu hadis birçok asırlar sonra gelmiştir. İlk önce Kur'an-ı Kerim, ikincisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, üçüncüsü hadistir. Bunlar yüzyıllardan sonra ortaya çıkmıştır. Onlar Kur'an-ı Kerim'i reddetmedikleri sürece biz onları kabul ederiz. Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermekle ilgili olarak vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Kur'an-ı Kerim'e saygı gösteren kişiler gökyüzünde saygı göreceklerdir. Bunu detaylı olarak anlatmıştır. Sizin için burada çok önemli talimatlar vardır. Kur'an-ı Kerim'i öyle terk edilmiş olarak bırakmayınız. Onda hayat bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'e saygı gösteren gökyüzünde onurlandırılacaktır. Kur'an-ı Kerim'i terk etmeyiniz. Onun talimatlarına uymamazlık etmeyiniz tamamen. Onu güzelce okuyunuz, üzerinde düşünerek okuyunuz. Oradaki talimatlara ve tavsiyelere uyuyunuz. Kur'an-ı Kerim'e saygı gösteren gökte onur bulacaktır, saygı bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'in dışında gökyüzünde hiçbir kitap yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiçbir şefaatçi yoktur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için elinizden geldiğince gayret ediniz bu sevgili peygamberin talimatlarına uymaya. Ondan başkasına hiç kimseye üstünlük sağlamayın ki güya gökyüzünde kurtuluş bulursunuz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e üstünlük veriniz. Gerçek kurtuluş öldükten sonra değildir. Gerçek olan kurtuluş bu dünyada kazanılan ve bu dünyada nurlanan kurtuluştur bu. Yolunuzun üzerine çıkan karanlığa meydan okuyunuz. Bunun örneğini çok yakında görmüş bulunmaktayız. Burkina Faso'da şehit olan kardeşlerimiz bunun en güzel örneğini ortaya koymuşlardır. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, bu kurtuluşu erenler, kurtuluşa erenler kimlerdir der. Onlar gerçekten Allah-u Teala'ya ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inanan ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaat eden, Allah-u Teala ile kullar arasında şefaat eden olduğuna inananlardır.
Göklerde ona eşit olan hiçbir peygamber yoktur. Ne de gökyüzünde Kur'an-ı Kerim'e eşit olarak onun makamına, Kur'an'ın makamına eşit olan hiçbir kitap yoktur. Allah-u Teala hiç kimsenin hayatta kalmasını ebediyen istemez. Ama bu büyük peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ebediyen hayattadır. Başka bir iddia vardır bizimle ilgili olarak. Biz de onu reddetmiş bulunmaktayız. Güya haşa biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret etmişiz veya onu kötülemişiz, ona küfür etmişiz. Haşa. Kur'an-ı Kerim'in hatemel kütüp oluşuyla ilgili. Bütün kitapların mühürüdür o. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hatemen nebiyindir. Bütün peygamberlerin mühürü. Kur'an-ı Kerim hatemel kütüp, yani bütün kitapların mühürüdür. Hiçbir kitap, hiçbir inanç bunu ifade etmez. Kur'an-ı Kerim'de ne bulunmuşsa, ne görünmüşse o reddedilemez kurtuluşla ilgili olarak. Bunu terk eden kişi cehenneme girecektir. Bu bizim inancımızdır. Haberleşme kapıları açıktır. Bu kapılar kapanmamıştır. Bu esas olarak Kur'an-ı Kerim'in doğruluğunun ispatıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğudur ve sonsuz olarak sembolüdür. Fatiha suresinde Kur'an-ı Kerim'in açılış sayfasında Allah-u Teala bize duayı öğretir. İhtinas sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Amin. Bizi doğru yola ilet, o nimetlerini verdiklerinin yoluna ilet, senin hoşnutsuzluğunu kazananların yolundan değil, yoldan ayrılmış olanların yolundan değil. Vaad edilen beni Mesih aleyhissalatü vesselam enamte aleyhim, bize nimetleri almak için öğretilen bu duada peygamberlerin yüceliği, burada mükemmelliği zikredilmiştir. Burada aşikar olan peygamberlere verilen yücelikler, mükemmellikler burada manevi görüşlerdir, onlara verilen. Bunlar manevi vahiyler vasıtasıyla alınmışlardır. Bunlar ilahi haberleşme ile elde edilmişlerdir. Onun için sizler de bu nimetleri düşünün ve Allah-u Teala bu nimetler için hidayet vermiştir. Nasıl olur da bunların meyvesi olmaz? Bir Müslümanlar bunların nimetlerini nasıl alamaz? Allah-u Teala hepiniz bu duaya edin der. Bu makama ulaşın. Buna rağmen onlar hiçbir, bütün İslam aleminde bir kişi bile böyle bir nimeti almamıştır derler. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem onlara göre kıyamet gününe kadar bu kapılar kapanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin makamı böyle mi ifade edilmiştir? Sizler bizim aleyhimizde iddialarda bulunmaktasınız, fakat Allah-u Teala'nın açtığı kapıları sizler kapamaktasınız. Peygamber'e hakaret etmekten kim sorumludur? Sizler mi yoksa bizler mi? Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem eğer kişi böyle bir inanca sahip ise İslamiyet'in ismini kötüye düşürmekte ve İslamiyet'i aşağılamaktadır der. İslamiyet'in esasını anlamamıştır. İslamiyet'in son amaçlarından birisi kişiyi dinini sadece söz ile söylemekle kalmamalıdır. Cehennem ve cennetin inancı böyle yapmacık olmamalıdır. Bu hayatta öyle örnekleri ortaya, öyle değerleri ortaya koymalısınız ki bu dünya cennet olan bir yer haline gelmelidir. Kurtuluşa karşı hayvan karakterli olan insanlar ahlaksız yollarla buna karşı gelirler. İslam'ın amacı arındırmaktır ki hiç kimse bunu ortaya koyamaz. Herkes bir iddiada bulunabilir. Ama bunu gerçek olarak ortaya koyan kimdir? Onun için bugün vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in takipçileri bu makama erişmeye gayret etmelidirler. Onlar bütün dünyaya duyuruda bulunarak bize karşı iddialarda bulunanlara, bize kafir diyenlere bunu göstermelidirler. Bugün Kur'an-ı Kerim yaşayan bir kitaptır. Bizler de o yaşayan peygamberin takipçileriyiz. Allah-u Teala'nın lütfuyla biz ona gerçekten inanmaktayız. Bizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in takipçileriyiz. Gerçek takipçileriyiz. Bizim gerçek inancımız Allah-u Teala bugün de konuşmaktadır.
vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Allah-u Teala bize Hatem'in müminin olan bir peygamber bahşetmiştir. Hatem'ül Arifin ve Hatem'in Nebi'in bahşetmiştir. Bütün peygamberlerin mühürüdür o. Ona indirilen kitap bütün kitapların bir birleşimidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in Nebi'indir. Bütün peygamberlerin mührüdür. Peygamberlik onunla sona ermiştir ama şu şekilde sona ermemiştir. Sanki kapatılmış gibi bir şey değildir. Kapatılan bir şeyden gurur duyulacak bir şey değil, oktur. Peygamberlik Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le sona erdi demek, onun anlamı, peygamberliğin en mükemmelliği onunla tamamlanmış demektir. Adem aleyhisselamdan İsa aleyhisselama ve bütün peygamberler de dahil olmak üzere, bütün geçmiş peygamberlerde var olan bütün güzel karakterler hepsi onda toplanmış ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle doğal olarak o Hatem'in Nebi'in olarak isimlendirilmiştir. Bütün peygamberlerin mührüdür. Onun için bu en mükemmel talimatlar ondan kaynaklanmaktadır. Geçmiş kitaplarda bulunan talimatlar da bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de toplanmıştır. Bu nedenle ona Hatem'il Kütüb denilir. Yani bütün kitapların mührüdür. Sonra vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Hatem'in Nebi'in de bütün peygamberlerin karakterleri onda birleşmiştir. Doğal olarak eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in Nebi'in ise ona verilen kitap da Hatem'il Kütüb'dür. Bütün mükemmellikler onda toplanmıştır. Ona verilen vahiyinin gücü aynı şekilde, aynı paralelde ona vahyedilen kelimelerin gücü en yüce seviyede onun gücüne paraleldi. Onun mükemmelliği en yüce seviyedeydi ve hiç kimse, başka hiç kimse ne ondan önceki kişilere ne de ondan sonra gelecek olan kişilere bu güç verilmemiştir. Biz bunu ifade etmemize rağmen güya Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendisinin manevi olarak çok güçlü olduğunu ifade ediyormuş. Haşa! Bizler peygambere haksızlık ediyormuşuz, küfür ediyormuşuz onlara göre. Aklı başında olan bir kişi, herhangi bir Ahmedi'nin peygambere aşağılayıcı bir davranışta bulunduğunu düşünebilir mi? Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu nedenle Kur'an-ı Kerim diğer geçmiş kitaplara mukabil en yüce seviyede olan bir kitaptır der. Biz başka hiçbir kitabın onun yanına geleceğini düşünemeyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi gücü en yüce seviyedeydi. Onunla birlikte bütün mükemmellikler sona erdi. O makam bakımından da en yüce seviyedeydi. Kur'an-ı Kerim ona bir makam ile indirildi. Nasıl ki peygamberlerin bütün mükemmelliği onda toplanmış ise, ilahi kitapların mükemmelliği de yine Kur'an-ı Kerim'de toplanmıştır. O Hatem'in Nebi'indi ve aynı şekilde onun kitabı da Hatem'ül Kütüb idi. Bütün ilahi kitapların mucizeleri, bütün ilahi kitapların dereceleri Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Geçmiş ilahi kitapların ne derece bilgisi, ne derece yücelikleri, ne derece anlatımları varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de toplanmıştır. Başka bir ifadeyle akıcılığı, talimatları, başka bir ifadeyle mükemmelliği, anlaşılması, bilgisi, onun etkileyici oluşu, her yönden biz Kur'an-ı Kerim'in en mükemmel olduğunu görmekteyiz. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'in eşsiz olduğunu görmekteyiz. Onun için Kur'an-ı Kerim'in her açıdan ne olursa olsun onun gibi birini getirin der. Yoksa bu açıdan, şu konudan gelin de buna paralel bir şey getirin demek değildir bu. O hangi açıdan olursa olsun, isterse bu vahyin mükemmelliği olsun, talimatlarının ifadesi olsun, etkisi olsun, gaybi haberlerin
anlatımı olsun, etkisi olsun, hangi açıdan bakarsanız bakınız, eşsiz olduğunu göreceksiniz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir toplantıda yaptığı konuşmada Kur'an-ı Kerim'in Hatemül Kütüb oluşu bir hikaye değildir der. Bunu yanlış anlayanlar, Kur'an-ı Kerim'in sadece hikaye olduğunu anlayanlar, Kur'an-ı Kerim'in gerçek değerini anlayamamışlardır. Kur'an-ı Kerim'de felsefe ve hikayeler de mevcuttur. Orada talimatlar vardır, dersler vardır. Onların derin anlamları vardır. Esas olarak Kur'an-ı Kerim bizim için çok büyük bir nimettir. Bütün geçmiş kitaplar, bütün geçmiş peygamberler olayları felsefe açısından anlatır ve bu hikayeleri felsefi olarak ortaya koyar. Aksi halde insanlar onlara güler, alay ederlerdi. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfudur. Sözde modern çağda aydınlık olan bir dönemde insanoğlu bilgi vasıtasıyla ilerlemektedir. Yaşadığımız bu çağda layık bilgiler de ilerlemektedir. Allah-u Teala bunları yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri vasıtasıyla bizler daha da ileri bilgiler elde edinmekteyiz. Gerçek bilgi ve gerçek anlayışı elde etmekteyiz. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bilimde ve dinde bir uyum olduğunu ifade etmiştir. Bilim çağında karanlık mevcuttu. Cehalet vardı. O zaman bir veya iki din bilgini mevcuttu. Bilime cevap vermek için dinle alay ederlerdi. İnsanlar aşağılar ve bilim adamları da gülerlerdi buna. Dinle ilgili şakalar yaparlardı, gülerlerdi. Fakat Allah-u Teala vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi ve o Kur'an-ı Kerim'i açıklayarak o Kur'an'ı ona anlattı. Onun açıklaması, onun anlatması o Kur'an-ı Kerim'i açıklamıştı. Esas olarak Kur'an-ı Kerim felsefeyi anlatır demişti. Müslümanlar Allah-u Teala'ya şükretmeleri gerekir. Çünkü bu çağda kendi verdiği söze göre Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için kendi seçtiği kulunu göndermiştir. O, Kur'an-ı Kerim aleyhinde cehalet bir din olduğunu iddia edenleri, iddialarını çürütmüştür. Kur'an-ı Kerim'i takip etmek ve ona inanmanın ne derece önemli olduğunu şöyle belirtmiştir. Bunun bir kişinin hayatının bir parçası olduğunu ifade etmiştir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Bunu açıklayarak vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, ben Kur'an-ı Kerim'i ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i takip ederim demişti. Ondan bir küçük parçayı gidermek veya çıkartmak bile dinsizliktir demişti. Bu insanı cehennem ateşine götürür. Ben kendi yazılarımda bunları yüzlerce anlattım der. Gece ve gündüz bu konuyu düşünmekteyim. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, bizim muhaliflerimiz bize kafir derler. Bizden bir şey duymadıklarında adaletin şartları onlar bize direkt olarak sormaları gerekir. Eğer Allah-u Teala'dan korkuyorlarsa biz bunu söylemiş miyiz, söylememiş miyiz? Eğer söylememişsek durum böyle değil. Onlar böyle şeylere hiç aldırış bile etmezler. Onlar sadece kafir olduğumuza karar verirler. Bizim açıkladığımız Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına göredir. Bu bizim inancımızdır ve biz buna itaat ederiz, buna tabi oluruz. Kur'an-ı Kerim bunu insanoğlunun yaratılışıyla beraber açıklar. Bununla hayatın her dalı yeşerir. Kur'an-ı Kerim sadece bir konu üzerinde durmaz. Bazen bize affetme talimatı verir. İnsanların hatalarını göz ardı etmemizi ister. Ama eğer bu affetmek bir düzeltmeye ve yenilemeye gidiyorsa bu affetmeyi önerir. Fakat Kur'an-ı Kerim belli şartlara göre
suçlulara cezalandırılması gerektiğini söyler. Bazen affetmeniz gerekir, bazen de ceza vermeniz gerekir der. Kur'an-ı Kerim tabiat kanunlarının yansımasıdır. Biz bunu gözümüzün önünde görmekteyiz ve böylece Allah-u Teala'nın sözleri ile yaptıkları birbiriyle uyum içerisindedir. Biz günlük hayatımızda da Allah-u Teala'nın kuralları, kanunlarının sözleriyle uyum içinde olduğunu görmekteyiz. Bunları kitabı da yansıtmaktadır. Gerçek hayatta gördüklerimiz Allah-u Teala bazen cezalandırır, bazen de affeder. Aynı yolla Allah-u Teala'nın dini talimatları uygulamasında da aynı yol olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de biz bunu bulmaktayız. Vadedilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, tebliğ ettiğiniz şeyi uygulamıyorsanız, Allah-u Teala bir şey istiyor fakat onu uygulamıyor. Allah-u Teala tek yolla affeder fakat bazen de cezalandırır. Geçmiş ilahi kitaplar böyle cezalandırmalardan bahseder. Allah-u Teala sadece merhametli olmakla kalmayıp ayrıca hikmet sahibidirdi. İşte böylece cezasında da çok serttir bazı. Allah-u Teala'nın kitabı ve Allah-u Teala'nın gerçek sözlerinde Allah-u Teala'nın uygulamasına ters düşen bir şey yoktur. Allah-u Teala her zaman sevecendir ve hiçbir zaman ceza vermez diye düşünmemek gerekir. Hatta şimdi bile benim vasıtamla Allah-u Teala çok korkunç zelzeleden haber vermiştir. Ve bunun vasıtasıyla birçok kişi tahrip olmuştur. Bu haberi önceden bildirmiştir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim yalnızca gerçek varlığı ve Allah-u Teala'nın sıfatlarını ortaya koymuş ve Allah-u Teala'nın tanıtımını yapmıştır. Allah-u Teala bazen cezalandırır, bazen affeder. Onun davranışlarını bu dünyada görmekteyiz. İncil bu sıfatlardan bahsetmez. O İncil'in Rabbinden bunlar gizli kalmıştır. Fakat Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı Allah-u Teala'nın sıfatları kolayca anlaşılır. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın tanıtımını tam olarak, mükemmel olarak yapmıştır. Ve bu gerçek dindir. Diğer dinlerin takipçileri, hatta ateistler bile bütün dünyayı görmektedirler. Belki inanç olarak bir yüce varlığın olduğuna inanabilirler. Fakat Kur'an-ı Kerim kendisini açıklar. Allah-u Teala yalnız o kendini ilahi kitaplardaki gibi değil. Hatta bunu insanın yaratılışı ortaya koymaktadır. Böyle olunca gerçek dinde Allah-u Teala hem konuşur hem de uygulamasını yapar. Allah-u Teala kendi varlığını, varoluşunu açıklar. Allah-u Teala'nın varlığı çok zor bir konudur. Bu dünya filozoflarının işi değildir. Allah-u Teala var mıdır, yok mudur diye yalnızca dünyada bir takım şeyleri gözlemleyerek, bakarak orada Allah'ın var olabileceğini, var olduğu, var olması gerektiğini sonucuna varırsınız. Gerçekte olması gerekir veya vardır arasındaki fark aşikardır. Bizi Allah-u Teala'ya götüren ancak gerçek olarak Allah-u Teala'ya ulaştıran Kur'an-ı Kerim'dir. Fakat bütün dünyada, bütün gök kubbe altında bu sırrı çözebilecek herhangi bir kitap yoktur. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın varlığının kesin olarak ispatını ortaya koyar.
Kur'an-ı Kerim, İncil'den veya diğer ilahi kitaplardan daha üstündür. Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim yaşayan bir mucizedir der. Hiçbir dönem, hiçbir zaman ile karşılaştırılamaz. Ne de bu tahrip edilebilir. Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini bugün görsek, o mucizeler nerededir? Musevilerin asaları bulunmakta mıdır mucizevi olarak? Onlar o asayı yılana çevirebilmekte midirler? Vesaire vesaire bütün mucizeler o peygamberlerle sona ermiştir. Mucizeler öyledir ki biz her dönemde, her zamanda yeni yeni mucizelerin tecelli ettiğini görmekteyiz. Eğer bu mucizeler hala hayatta canlı ise ve ölüm onları alıp götürmemişse, ispat etmektedir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan bir peygamberdir. Gerçek hayat onun vasıtasıyla elde edilir. Bunu hiç kimse alamaz. Onun talimatları yaşayan talimatlardır. Çünkü onların etkisi ve onların nimetleri devam etmektedir. Hatta bugün bile vardır. Ta ki 13 asır önce var olduğu gibi bugün bile hala mevcuttur. Biz bugün hiçbir talimatı böyle bir iddiada bulunduğunu göremeyiz. Onun etkisi, onun meyveleri, onun bütün bunlardan dolayı bana verilmiştir ve nimetlendirilmiş bulunmaktayım diyemez. Ama bizler bugün onun nimetlerini, onun sonuçlarını biz bugün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i takip etmekle bunları görmekteyiz bugün. Böyle olunca Allah-u Teala bu cemaati kurmuştur ki bu cemaat Allah-u Teala'nın yaşayan dinine tanıklık etmektedir. Bugün bu mucizeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tamamen itaat etmekten dolayı tecelli etmektedir. Bugün sayısız elametler gösterilmiştir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem kendi kitaplarında bu alametlerle ilgili sayısız bilgi vermiştir. Ahmadiyya cemaati üzerine doğan her gün buna tanıklık etmektedir. Önceden verdiği haberler nasıl gerçekleşmiştir? Her neyse vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem başka yerde her millet, her din, herkesi biz davet ettik. Onların liderleriyle beraber davet ettik. Onlar gelsinler ve bize gerçeğin alametini göstersinler. Bir tanesi bile gelmedi. Uygulama olarak kendi dinlerinin uygulamalarını göstermediler. Hiçbiri uygulama olarak kendi dinlerinin gerçekliğini göstermediler. Bizler Allah-u Teala'nın sözlerinin mükemmel olduğunu ve hiçbir kitabın bununla karşılaştırılamayacağını söyleriz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın tanıtımı yapılan her kelime bir mucizedir. Örneğin, onun talimatlarına bakınız. Onda biz mucizeler bulmaktayız. O gerçekten bir mucizedir. Öyle ki, o insanların yaratılışına göre öylesine talimatlar verilmiştir ki, başka hiçbir dinde, hiçbir şekilde ne şekil olarak ne de talimat olarak karşılaştırılması bile yapılamaz. Kur'an-ı Kerim esas olarak bütün geçmiş kitapların birleşimidir. Kur'an-ı Kerim'in talimatları en yüce seviyededir ve büyük mucizeler taşımaktadır. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem örneğin Tevrat'ın talimatları şimdiki zamana göre veya zamanın ihtiyacına göre Tevrat'ın talimatlarının en fazla vurgulandığı konu ölç almaktır. Örneğin göze göz, dişe diş ve İncil'in talimatı ise tam bunun tersidir. O affetmeyi önerir. O sabırı ve hatayı göz ardı etmeyi tavsiye eder. Örneğin birisi sizin yanağınıza bir tokat atmışsa siz de öbür yanağınızı tekrar ona uzatın.
Bu nedenle Tevrat ve İncil bir şeyi söyler, öbürü ise başka bir şeyden bahseder. Fakat Kur'an-ı Kerim şartlara göre, duruma göre hikmetle hareket edin der. Oradaki talimatlar uygun şartlara göre ve belli zamanlara göre verilmiştir. Tabii hiç kimse inkar edemez ki İncil ve Tevrat bir konu üzerinde yoğunlamasına durmuştur. Sadece Kur'an-ı Kerim'in talimatları Allah'tandır ama Tevrat ve İncil Allah'tan değildir demek yanlıştır. Biz bunu söylememekteyiz. Fakat devrin ihtiyaçlarına göre, zamanın ihtiyacına göre talimatlar uygun olmayabilir. Eğer Kur'an-ı Kerim'in talimatları o zamana uygulanmış olsaydı bu gereksiz olurdu. Bu dengeli olan talimatlar eğer o zaman uygulanmış olsaydı o zaman Tevrat'ın talimatları gerekliydi ve dengeli bir talimata gerek duyulmamaktaydı. Bu zamanın ihtiyacına göre ilerleyen bir durumdu. Kur'an ile Tevrat arasında, Tevrat da yine zamanın ihtiyacına göreydi. O yerel oluşu dolayısıyla birçok konular dikkate alınmamıştı. Tevrat ve İncil zamanın yerel ihtiyaçlarına göreydi. Fakat Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için evrensel bir talimattır. Onun içindir ki onun talimatları insan oğlunun yaratılışına uygun olarak yapılmıştır. Bunun hikmeti de işte budur. Siz duruma göre uygun olan bir şeyi ortaya koyunuz. Bu hikmet Kur'an-ı Kerim tarafından öğretilmiştir. Tevrat sertliği önerir. Öc almayı arttırır. İncil ise affetmeyi önerir. Kur'an-ı Kerim ise her ikisini de göz ardı etmiştir. Bize gerçek evrensel bir talimatı vermiştir. Cezâ-ü seyyiatin seyyiatun misluha ve man afâ ve aslaha ve ecrehu billahi. Yani karşılığını yapılan kötülük kadar veriniz. Eğer affederseniz bu düzelmeye getirirse bunun mükafatı Allah-u Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğü bütün diğer ilahi kitaplara üstünlüğüyle ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselam zamanda ülkede Hristiyanlar güçte idi. Kilise güçlüydü. Buna rağmen vaat edilen Mesih Aleyhisselam Kur'an'a karşı meydan okudu. Kur'an'a gelin ve eğer yapabilirseniz meydan okunun. Hiç kimseye ona yaklaşmaya izin vermedi. Çünkü o Allah-u Teala'nın seçkin kuluydu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tabiydi ve bu amaç için onun talimatlarını yaymak için gelmişti ve gerçekten biz onun kitaplarında talimatlarında görmekteyiz. Bugün Ahmadiyya cemaati bütün her tarafa yayılmaktadır. Ahmadiyya Müslüman cemaati Ahmadiler Kur'an'ı değiştirmektedir diye iddia ederler. Haşa. Kur'an-ı Kerim'in ihtiyacına göre vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam büyük bir Kur'an-ı Kerim'in ihtiyacıyla ilgili olarak aynen İncil olsun, Tevrat olsun onlar bir millet içindi. Onun hidayeti evrensel değildi. Bilakis İsrailoğulları içindi. Fakat Kur'an-ı Kerim bütün insanlığın düzelmesi içindi, reforması içindi. Bir kabileye değil, esas olarak Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için gelmişti. O amaç reformasyondu. Yani düzeltmekti. Tevrat ile Kur'an'ın arasındaki talimatlar arasında çok fark vardır. Kur'an-ı Kerim öldürmeyin der. Tevrat da onu söyler. Fakat esas olarak Tevrat'ın talimatı sadece İsrailoğullarına aittir ve sadece İsrailoğulları bunu yapmamalıdır derler. Tevrat İsrail'in dışındaki insanlara aldırış etmemektedir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in talimatları bütün dünya ile ilgilidir. Gerekli olmayan Kur'an-ı Kerim'in bütün talimatları insan oğlunun reforması içindir. Fakat Tevrat sadece İsrailoğulları içindir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam
papazların iddiası tamamen yanlıştır. Kur'an-ı Kerim yeni bir şey getirmemiştir, bu Tevrat'ta vardır der. Aptal kişiler okuduklarında Tevrat da Allah-u Teala'nın vahdaniyetinden başlar. Allah-u Teala'ya ibadet yapın. İnsanlara olan hakları. Kur'an-ı Kerim'de ne var derler. Allah-u Teala'nın sözlerine dikkat etmeyenler tekezlenir. Hiçbir şekilde Allah-u Teala'nın vahdaniyetiyle ilgili olarak bunun derin anlamları yoktur. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın tevhidi sadece putlara, hayvanlara veya doğaya, yıldızlara tapın demez. Tevhidin üç bölümü vardır. İlk insanlardır. Kurtuluş isteyenler, Allah-u Teala'nın cezasından kurtulmak isteyenler. İkincisi ise Allah-u Teala'ya yaklaşmak isteyenlerdir. Üçüncü ise en mükemmel, Allah-u Teala'ya en mükemmel şekilde ulaşmak isteyenlerdir. Tevhid, Allah-u Teala'dan başka kimseye ibadet etmeyin ve her şey, her varlık yerlerde ve göklerde olan hiçbir şeye ibadet etmeyin. İkincisi ki hikayedir. Sizler bütün inançların başarıları, dünyanın başarısı Allah'tır. Hiç kimse maddi şeylere güvenmeyin. Allah-u Teala'ya güvenin. Örneğin eğer şu kişi var olmasaydı, bana yardım etmeseydi ben mahvolurdum. İnsanlara sadece güvenmek şirktir ve tevhide karşıdır. Eğer bu niyetle söylerseniz o zaman yanlıştır. Ben bu kişiye güvenirim derdi. Üçüncü ise kendi arzunuzu ve kendi arzularınızı Allah-u Teala'nın rızası için giderirse, Tevrat bunlardan bahseder mi? Hiçbirinden bahsetmez. Tevrat cehennem ve cennetten bahsetmez. Tevrat'te Allah-u Teala'nın sıfatları bahsedilmemiştir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de varsa Kulüvallahu ahad, Allahü semed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allah bağımsızdır. Hiç kimse onu doğurmamış ve doğurulmamıştır. İşte bunun gibi Allah-u Teala'nın ve insanların hakları Tevrat'ta belirtilmemiştir. Örneğin Kur'an-ı Kerim bil adli ve ihsane ve ita'il zilkuba, yani Allah-u Teala bütün insanların haklarını, adaletli olun, bunun üstünde adaletli olun. Öyle ki insanlara nazik olunuz ki sanki onun size çok yakın bir akrabanız gibi olduğunu düşünün. Öylesine insan oğluna acıyınız ki bu sizin yaratılışınızda olduğu gibi, aynen annenin çocuğuna hizmet ettiği gibi, bir karşılık beklemeden hizmet ettiği gibi, Tevrat Allah-u Teala'nın varlığını veya onun, aynen bunun gibi Tevrat Allah-u Teala'nın varlığını, onun sıfatlarını ve onun mantık. Halbuki Kur'an-ı Kerim her şeyi, peygamberleri, onun felsefesini, her şeyi ispat eder ve Allah-u Teala'nın varlığını en güzel şekilde, kolayca açıklar. Böyle tartışmaları ancak Kur'an-ı Kerim'de görürsünüz. Örneğin Hasti Bari, Allah-u Teala'nın varlığıyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Çok büyük bir tartışma. Diğer kitaplarda Tevrat İsrailoğullarına hitap etmiştir. Açıkça hidayet bütün insanoğlu içindir, değildir. Esas olarak İsrailoğlu ile sınırlıdır. Kur'an-ı Kerim'in amacı bütün insanoğlunu reforme etmektir. O sadece bir kere bir millete değildir onun hitabı. Esas olarak Kur'an-ı Kerim bütün insanoğluna inmiştir. Onun bütün insanları reforme etmektir amacı. Onun yüceliği, Kur'an-ı Kerim'in yüceliği. Yine başka referanslar da var. İnşallah bunu gelecek zamanda belirteceğim.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر